Medet ya Hazreti Allah. Medet ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Medet ya Hazreti Ali kerimallahu vechehu. Medet ya Gavs-ı Azam Abdülkadir Ceylani. Medet ya Seyyidi Muhammed Ruhi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Seyyidimize ikram edilmiş olan bu fütuhat kapısından Allah nasip etti. Bu haftaki Hikmet Risalesi'nde davranış bilimlerinin en son kısmında 2 ve 1'den bahsedip o bilin de ancak peygamberler olacağını beyan etmiştik, ispat etmiştik. Hakikat o tekliğin içerisinde, yani o tek noktanın içerisinde var olan bir hikmet-i ilahidir ki bütün hikmetleri kuşatmış olan bir esas hükmündedir. O esasın adına aşk denilmiş. Dolayısıyla bu akşamın mevzuu aşıklar mevzudur. Zira mevzu olarak aşkın kendisi edilemez. Zaman zaman kimi baplarda kitaplar yazılırken aşk üzerine kitap yazmaya kalkanlar olmuştur. Böyle cahilleri de gördü bu toplum. Aşk üzerine kitap yazılamaz. Aşkın tezahürleri üzerinde aşıkların halleri beyan edilebilir. O hallerin içerisinden aşkın aynasında parıldayan hikmetlerden ifadeler beyan edilir. Dolayısıyla bu akşamki ders aşkı tarif değil ki onun tarifi mümkün olmadığını bu dersin sonunda herkes daha iyi anlayacak. Tarifi mümkün değil derken imkansız anlamında değil bu. Tarifi yapılmayacak olan bir haldir aşk. Bütün cihetleriyle yaşayan şahs-ı manevinin hakikat-i ilahiyede Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin teveccühüyle hasıl olunmuş olan halden hale geçişteki cezbi ilahisinin cüzdanını taşır. Bu yüzden aşka tarif koymaya kalkan hiç kimse, birebir tarif koymaya kalkan hiç kimse bu cihette kesin kez bir sonuca ermesi mümkün olmamıştır. Zira aşk Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Allah'ın onu yaratmasıyla beraber hasıl olmuş olan bir haldir. Öyle bir hal ki ne zamanla ne de mekanla ilişkilendirilmeyecek olan fiziğin, kimyanın, biyolojinin, matematiğin, bilim külliyatı içerisinde veya dışında bahsedilmiş ve bahsedilmemiş, varlığın var olması için gerekli olan her şey ve hatta her şeyin içerisinde var olan hiçbir şeyin de içerisinde bir bütün olduğu için, bütün o ilimleri de kapsadığı ve kutsadığı için, ilimlerin kutsiyetinin esasına, tezahürünün merkezine cezbettiği için onun tarifi, mümkünatı yok. Zira o tarif ki Hazreti Allah ile Resulullah arasında var olan muhabbetin esası olduğu için, zira Hazreti Allah Habibullah demiştir Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama, sevgili, ey sevgili Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Hazreti Allah'ın ifadesidir. O sevgili olarak ifade etti ki yeryüzünde anlaşılabilsin. Başka türlüsünü anlamak ne mümkün? Zira biz Hazreti Allah ile Resulullah arasındaki ilişkinin sadece 63 yılına, o 63 yılın içerisinde de sadece bize söylediklerinin kadarıyla haberdarız. Yani onun harici diye bahsettiğimiz zaman o 63 yıl içerisinde Resulullah'ın ağzından dökülmüş olan gülümsemesinden tutun iniltisine kadar her şeyi toplasanız işte 63 yıl içerisinde o da yapsa bir 8-9 yıl yapsa ancak o kadar biliyoruz. Ancak o kadar biliyorsak ancak ifadesinin arkasından biliyoruz'u kullanmak mümkün değil. Bu yüzden dolayı da biz aşkı tarifiyle mükellef olmadığımız gibi tarifini yapmaktan da beri tutulmuşuz. Beri olmaya mecburuz. Tabiri caizse aşka tarif getirenler hem bir bedbahtlık hem de kendi hadlerini olmaz derecede bir aşmışlık içerisinde olurlar. Bu akşamın konusunu anlamak şer'i hükümlerin üzerindedir. Dersin devamında o konuda gelecek. Zira aşıklara baktılar ve o aşıklar içerisinde zaman zaman şeriata uymadı bu dediler. Halbuki şeriatı da kutsamış olan aşkın mertebe-i ilahisindeki hakikatlerden bihaber oldukları için bu ifadeleri söylemeleri gayet doğaldı.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cenab-ı Hak ile olan ilişkisinin cüzlerinden bir cüz bile değildir bu alem. Zira Enbiya suresinin 21. ayeti kerimesinde Hazreti Allah bunu açık bir şekilde delillendirmekte, açık bir şekilde beyan etmektedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Gerçekten, ama gerçekten, sizin gerçek olarak kabul ettiğiniz her ne varsa, Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler vardır. Yani sizler sadece, diyor Hazreti Allah, benimle onun arasındaki aşkın örnekleriyle bir din yaşamaktasınız. Esasıyla değil. Şeriat, Allah ile Resulullah arasındaki aşkın örneklendirilmiş tezahürüdür. Asliyeti değildir. Zira onun asliyetine kavuşabilmek için her ikisine de muhatap olabilmek mümkün. Onlara muhatap olabilmekse bu nefisle, bu bedenle, bu halet-i ruhiyeyle imkansız. Öyleyse bir cennet mecburiyettir. O cennet bu aşkın tezahürünün seyri için yaratılmıştır. Cennet neden var? Cehennem neden var? Hikmet-i ilahiyeden bakarsak eğer olaya, mahşer ehli beytin hakikatinin görülmesi için cennet Resulullah ile Hazreti Allah arasındaki aşkın ne olduğunu saf haliyle görebilmemiz için yaratılmış olandır. Zira bir yaratıcının yarattıklarını dünyadayken taltif etmesi mümkün değil midir? Elbette ki mümkündür. O ise Resulullah aleyhissalatü vesselam ile yaşadığı aşkın, muhabbetin bütün tezahürlerinden yaratmış olduğu, bütün alemlerdeki var olan varlığı örnekler olarak ifade etmektedir. Hem dünyada hem ahirette, hem cennette hem cehennemde aşk öyle bir bütündür ki, kimileri sual ettiler, Kur'an'da aşk var mı diye, ne abes sorudur, Kur'an'ın kendisi aşktır. O Resulullah ile Hazreti Allah arasındaki aşkın örneklerinden sadece bir tanesidir. Neden diye soracak olursak, Hazreti Adem Efendimiz'den Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar gelmiş bütün kitaplar ve bütün peygamberler onu anlatmadı mı? En sonunda gelecek olan Ahmet'i anlatmadı mı Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i? Neden anlattılar? Neden son peygamberin gelişini daha önceki bütün kitaplar ve bütün peygamberler neden tekrar ede ede söylerler? Çünkü bütün alemler onun hürmetine yaratılmıştır. Onun hürmeti demek aşkından bir paye, sadece bir cüz, bir tohum olarak atfedilebilir. Bu dünya, cennet, cehennem, 124 bin alem nedir diye sual edilse, Resulullah ile Allah-u Zülcelal arasında var olan aşk, tabiri caiz bile olmaz ancak ağaca benzetilse, o ağacın milyarlarca milyonlarca dalı olsa, her dalında sayısız meyveler olsa, o meyvelerden en küçüğünden zıplayıp yere düşen tohumlardan bir tohum, 124 bin alemdir, cennettir, cehennemdir, aklınıza hayalinize geldi gelebilecek ne varsa hepsidir. Dolayısıyla bu kitap, o tohumun tabiri caizse bir kılıfıdır. Onun içerisinde yürüyebilmek için, Resulullah ile muhabbet edebilmek için bir kitaptır. Zira hiçbir aşık yoktur ki ben aşığım deme noktasını kendisine getirmemiştir. Çünkü en gerçek aşk, en halisane aşk, en has olan aşk Resulullah ile Hazreti Allah arasında var olan aşktır. Bütün aşıklar önce Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'a aşık oldular. Resulullah'a aşık olmadan bu ayet-i kerimenin açık ifadesiyle onun hayatındaki örneklerden yola çıkarak onun hakikatinde kaybolmadan, yani bizler sual etmemiz lazım. Bizler Allah Resulü'nün sünnetlerini, sünnet-i seniyelerini niçin tekrar etmeye kendimizi mecbur ve muhatap kabul ediyoruz? Ve sürekli diyoruz ki o misvak kullanmıştı biz de kullanalım. O sürme çekmişti biz de çekelim.
O şöyle yemişti, böyle oturmuştu, böyle içmişti, böyle yapalım biz de. Bütün bunlardan avamın beklentisi ahiret olabilir. Hazreti Allah buyuruyor ki, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden kimseler için bunlar peygamberde var olan örneklerdir. Bizler o hadisleri uyguladığımızda hem Cenab-ı Hakk'ın sevgisine hem de ahirette bir ümide nail oluyoruz. Ama bundan bir ötesi var. وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيرًا Bunun bir üstü olan var. Ve Allah'ı çok zikreden kimseler için. Allah-u Zülcelal ise bir kutsi hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in dilinden bizlere şöyle bir ifadesi var ya. Ben beni zikreden kulum ile beraberim. O zikir aşkın zikridir. Senin benim anladığım gibi bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir Allahu Ekber değildir. Zira tarih öyle aşıklar gördü ki adamın bir tanesini gördü mesela. Eline tesbih almış, durmadan Ya Muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed diye kendine bir virt edinmiş. Sordular adama, senin günahın yok mu? Niye estağfurullah el-azim çekmezsin? Senin sevaplarından ya da hayatında Allah'ın sana vermiş olduğu nice ikramlar var. Niye Allah'a elhamdülillah deyip onu tesbih etmezsin? Bak bütün bu alemlerin içerisinde nice güzellikler var. Ve hatta peygamber de bu güzelliklerden biridir. Neden Sübhanallah demezsin dediğinde adam yerinden ilkilir ve şöyle der. Eğer Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam'ı bütün bu güzelliklerden bir güzellik olarak ifade ediyorsan ben senin imanından şüphe ederim. Zira o Allah Resulü ki bu güzelliklerin varlığı için vardır. Ona güzel demek dahi hayasızlıktır. Ben onu bu güzellikler içerisinde bir yere koymaya kalkarsam bir kıyasa mecbur etmiş olurum. O yüzden ben Sübhanallah demem, Muhammed derim aleyhissalatü vesselam. Onunla olan aşkım ile Allah'ın yaratmış olduğu her şeye şükretmiş olurum. Ben hamd edicilerdenim. Zira en büyük hamdim onun Hazreti Allah'ın Resul-i Kibriya'yı yaratmış olmasındandır. Zira o yaratılmamış olsaydı ben de olmazdım. Ben olmasaydım da bir önemi yok. Aşkın kendisinin varlığını bilinmesini arzu ettiği o mevki Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın yaratılmış olduğu mevkidir. Benim söylemiş olduğum her Muhammed lafzı aleyhissalatü vesselam içinde Sübhanallah'ın binler ve milyonlarcasını taşımaktadır. Ve sen bana şimdi bütün bunları yanında bir de estağfurullah el-azim mi dememi bekliyorsun dedi. Ben bütün günahlarımla, bütün helak halimle Resulullah'a itikaf ediyorum. Onu sevenin onun elin tarafından bırakılmayacağını biliyorum. Onunla beraber Hakk'a cuş olmaya niyaz etmişim. Hak ile beraber olamayacağımı bildiğim için Resulullah aleyhissalatü vesselama sığınıyorum dedi. Tabii karşı taraf hikmet babında anlasa da şeriat babında baktığı zaman bunu anlayamadı. Anlayamaz. Zira وَذَكَرَ اللّٰهُ كَف۪يرًا Allah Resulullah ile zikir muhabbetinde olanların üstünlüğünü ayette ahiretin ümidinden de Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini yerine getirilmesinden de ayırmıştır. Bakın ayeti tekrar okuyalım. Allah Azze ve Celle diyor ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler vardır. Kimin için ya Rabbi bu örnekler? Kime mihmandar olur bu örnekler? Diyor ki Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden. Burada Allah'ı ümit edenden işaret lafza aşkta Allah'ın emirlerini doğru dürüst yerine getirmeyi niyaz eden adam demektir. Allah'ın emirlerini doğru dürüst yerine getirmeyi ümit etmekten, ahiret gününü ümit etmekten bir mümin için daha üstün ne düşünebilirsiniz diye akla bir sual gelebilir mi? Gelebilir diye Hazreti Allah beyan edip aşıklar babını açmış burada. Ve demiş ki bir grup daha var. Kim onlar? Çok zikredenler ama üstü örtülü. Neden? Bir kutsi hadise tamamlanıyor. O örtü açılıyor. Yani benim beraber oturduklarım var ya, onlarda ne ahiretin ümidi var, ne onun korkusu var. Ne benim emirlerimi yerine getirip getirmeme derdi var. Zira onlar Resulüm aleyhissalatü vesselamı
örnek olarak alanlar değil, onu bizzatihi yaşamaya vücutlarını heder ve heba etmiş olanlardır. Zira aşk bir heder ve bir heba yolculuğunun tezahürüdür. Allah-u Zülcelal'in bu ayet-i kerimede kefira ifadesinde çokça ifadesi var. Bu çokça ifadesini kısmen yanlış anlayanlar zikirlerini daha da arttırmaya niyaz ederken Resulullah'a duyulacak muhabbetin özünü kaçırdıklarından çokluğu adede bağlamış olabilirler. Çok olansa hakikatte Hazreti Allah ile beraber zikredebilme cihetidir. Onunla beraber zikredebilmenin tek yolu vardır. Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizle beraber zikrin muhabbetine varabilmek. Zira Resulullah bu hadisi kutsiyi beyan ettiği durum şöyleydi. Yine bir akşam vaktinden sonra bir hal hasıl oldu. Sahabe-i ikram önce yerde otururken sonra ayaktayken zikre başladılar. Sonra işlerinden bir tanesi Allah diye haykırmaya başladığında ve zikrin hemen sonuna doğru Allah-u Zülcelal'in nuruyla o mekana teveccüh ettiğini, o mekana tecelli ettiğini Allah Resulü beyan ettiler. Bunu beyan ettiklerinde Resul-i Kibriya bu zikir halkasının başındaydı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i ikram efendilerimiz şöyle buyurdular. Ya Resulallah elhamdülillah bugün siz varsınız. Peygamber olarak başımızdasınız. Allah'ın sevgilisi olduğunuz için Allah bugün bu zikir sofrasına tecelli etti. Biz bu güzel halleri yaşadık. Çok değişik güzelliklere ve lezzetlere ve ikramlara muhatap olduk. Peki bizden sonraki kardeşlerimizin hali nedir? Sizler vücudunuzla olmayacaksınız. Bir faniyiz hepimiz. Bu dünyadan göçeceksiniz. Kıyamete kadar görevlisiniz ama en nihayet bizden sonrakiler sizi cisminizle görmeyecek. Sizinle beraber biz zikir halkasında Allah diyemeyecek. Onların hali nedir dediklerinde Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ey ashabım, ben Allah'ı zikredenlerle beraberim. Allah'ı zikredenlerle beraber olduğum yerde Allah da kendisini zikredenlerle beraberdir. Yani hadis-i şerifin baş kısmı unutulmuştur. Eğer bir zikir halkasında Resulullah'ın ruhaniyeti yoksa teveccühü ilahi, tecelli-i ilahi mümkünatı yoktur. Eğer o zikir halkası, o muhabbet gönül Allah Resulü'nün sevdasıyla dolmamışsa, orada Ehl-i Beyt'in sevgisi yoksa, orada Ehl-i Beyt'in onayı yoksa, Resulullah'a gidene kadar her birisinin o muhabbetinden bir paye yoksa, Resulullah o zikir meydanına teveccüh etmez. Resulullah'ın teveccüh etmediği bir zikir meydanında da Cenab-ı Hakk'ın tecellisi imtiyaz bulmaz. Zira bütün tecellilerin merkezi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dır. Takdir Hazreti Allah'tan, taksim Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dandır. Yaratılıştan itibaren bizim bu aşkı anlayabilmemiz içinse sevgi yaratılmıştır. Sevgi, aşkın anlayışılabilmesi için bir yolculuktur. Fiil ve kasem ve sıfatlardan üstündür. Ancak hem fiillerde, hem kasemde, hem de sıfatlarda tecellileri görülmese, aşktan bir haber de insan yaşayamayacağı ve bu gıdadan yoksun kalacağı için, insana bu aşkın pırıltılarından bir pırıltı olan sevgi takdim edilmiştir. O sevginin teveccühüyle insan eşini, çocuğunu, yaptığı işi, ilmini, arkadaşlarını, dostlarını, mürşidini vesaire bu hakikatin içerisinde bu hakikat bağlamında veya olmayan her ne ise onların sebebine imkanına mazhar olmuştur. O mazhariyet yaratılmıştır ki elhamdülillah bizler o tezahürün tezahüründen yola çıkarak ancak Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle bu hakikat arasındaki ilişkiyi anlayabiliyoruz. Şimdi işin hakikat tarafına gelirsek aşk bu yüzden şeriat tartısında tartılabilecek olan değildir. Neden derseniz bu da Kur'an'ın içerisinden gelmektedir. Birinci madde odur ki
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun Allah-u Zülcelal tarafından yaratılmış olduğu anda var olan şeriat nedir? Bir tek o var, bir de Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nur-u Muhammedisi var. Dolayısıyla bütün şeriatları kuşattığı için ama şeriat penceresinden bakanın darlığı yüzünden, bütün çevrenin anlaşılaması mümkün olmadığından aşkın bu tartıda tartılabilmesi mümkünatı yok. Çünkü nur-u Muhammedi olduğunda tartı yok. Henüz mekan yok, henüz zaman yok. Mekan ve zamanın olmadığı yerde tartıyı neyin üzerine koyar ve neyinle kıyas edebilirsiniz? Edemeyeceğiniz için ancak nur-u Muhammedi'den hasıl olmuş olan şu bütün alemlerin, Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün kitaplarında nüvesi kendinde haiz olduğundan şeriatların bütünü kendisindedir. Şeriatın dışında değildir. Şeriatın üstündedir bu aşk. Zira Hazreti Allah şöyle buyuruyor. Yine Ahzab suresinin 36. ayeti kelimesinde. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُب۪ينًا Erkek ve kadın müminler için Allah ve onun Resulü bir işe hüküm verdiği vakit onların kendi işlerinde seçme hakkı yoktur. Ve kim Allah ve Resulüne isyan ederse kesinlikle açık bir sapıklıkla sapmış olur. Allah-u Zülcelal ayet-i kerimeyle açık bir şekilde şöyle buyuruyor. Allah ve onun Resulü. Yani mekan cihetinde Kur'an'ın dışında ve öncesinden bir zaman lafzıyla Hazreti Allah buyuruyor ki Resulümün vermiş olduğu emirlerin hükümleri her ne olursa olsun o hüküm verdiği vakit o hüküm benden doğan bir hüküm, benim sözüm olarak aktarılmış olan bir sözdür. Bundan dolayı burada bir seçme hakkı yoktur. Bu seçme hakkının olmaması aşkta tezahür etmiştir bugüne kadar. Ne gibi? Birkaç defa beyan etmiştik bizler. Bu ayetin bir aşk tefsirini yaparsak şöyle anlaşılabilir. İki tane hanımefendi vardır. Bir tanesi ekseriyete göre daha güzel olarak atfedilmiştir. İşte uzun boylu dersin, renkli gözlü dersin. Hani ulul azam, etrafa kim bakılsa güzel kadın diye tabir edilir. Bir başka yerde ise orta boylu, esmercene, hani böyle kendi halinde birisidir, normal bir hanımefendi dersin. Hani insan nefsi bir kıyasa mecburdur ya. Halbuki hepsi kendisi içerisinde bir başka güzelliktir. Ama gözlerin nefsaniyete bağlılığından böyle bir ölçüm. Sonra bir adamcağız girer içine, o ikisine de aşık olmaz, etrafta kenarda duran, hiç bunlardan habersiz olan bir başka hanımefendiye aşık olabilir. Sebep, ayet var. اَنْ يَكُنَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Onların kendi işlerinde seçme hakkı yoktur. Aşkta bir seçim yoktur. İşte bunun tezahürü, insan hayatındaki her şeyi kapsamaktadır. İnsan istese de istemese de. Seçme hakkının olmadığı Kur'an'la delillenmiştir. Ve burada insan nefsine müdahil olmaya gayret edince kader benim elimde değil mi diye kendisinden dolayı azapta hisseder. Şimdi bakarsanız müminlerin ekserisi şöyle nida edecekler. Ya benim hayatın içinde hiç mi seçme hakkım yok? Takdir madem yapılmışsa ben şunu şunu yapacağım, Allah zaten emretmiş şu 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 şu. Aşık bir adama gidersin şöyle der bize. Elhamdülillah ki bana seçme hakkı vermemiş. Elhamdülillah ki bana kendisini ümmet olarak seçmiş. Elhamdülillah ki bana aşk kapısından bir pencere nasip etmiş. Elhamdülillah ki beni Müslüman bir alemde yaratmış. Yani senin seçme hakkın olsaydı belki şu nefse emmaren de bu dünyaya gelmeden evvel deselerdi ki sana dünyanın neresine gitmek istiyordunuz? Ekserisi bakardık mesela değil mi dünyaya uzaktan. Neresi var şu anda rahat yaşanacak yer? New York var. Mesela Londra var. Avrupa'nın bir şehri var ya. Suriye'de şimdi düşünün. Şam'da büyük bir savaş ortamı var. Her taraf bombalar altında. Zillet var, eziyet var, susuzluk var, açlık var. Sen de doğmadan önce perdeyi aralamışlar. Diyorlar ki dünyada nereye gitmek istiyorsun? Seç bakalım. Kaç tane adam Şam'ın merkezini seçecek?
Kaç tane adam bombaların merkezini seçecek? Ama aşık olur ki ya Rab, senin beni koymuş olduğun yerin benim için bir ehemmiyeti yok ki koyduğun yer hakkında bir seçme hakkını bana vermemiş olduğundan dolayı elhamdülillah derler. Bu yüzden seçilenlerden olurlar. Adam diyor ya şimdi neden onlar seçildi de biz seçmedik? Çünkü sen kalu beladan beri kendin seçme peşindesin. Aşıklarsa seçmeyi çoktan reddettiler. Kalu belanın hengamelerinde çok var bu. O seçme hakkı kalu belada verildi kardeş. Orada kullandın sen o hakkı. Kullandığın hakkın tezahürünü yaşamaktasın. Aşıklar o gün o meydanda hiç umursamadılar. Onların gözleri tek bir şeydeydi. Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onun nuru kime tezahür ettiyse, hangi peygamberdense ona ümmet olarak dahil edildi. Cinsiyetlerin olmadığı o mekanda cinsiyetlerin seçimlerinin bazıları bile insanlara bırakıldı. Bugün bazı insanlar görürsünüz değil mi? Erkektir yav der kadın doğmak varmış. Kadındır yav der erkek doğmak varmış. Bu dünyaya bu ülkeye öyle gelmek varmış. Bu arkadaşlar da kalu belada kendi cinsiyetlerini seçme cehaletinde bulunmuş olanlardır. Kararsızlıkları aynen devam ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatının içerisindeki bu aşkın tezahürleri olmasa sen ne bir kadını sevebilirsin, ne bir evladı sevebilirsin, ne yaşadığın vatanı sevebilirsin. Şimdi bu aksini tersine çevirirsek eğer hakikaten aşık olmak başka bir şey, sevmek başka bir şeydir. Ancak sevmek dahi hakikat-i ilahiyede tevhide aşktır. Aşkta tevhidi olmayanın sevgide tevhidi olmaz. Dolayısıyla aşk itibariyle adam kafir dahi olsa, Allah'ın birliğinden şüphe etmiyorsa, onun varlığına aşıksa, Allah onu bir gün mutlak surette ümmeti Muhammed'le tanıştırmaktadır. Zira sadece kendisine arzulayanı yarıda bırakmayan Hazreti Allah'ın bu yolda tek mihmandarı vardır. O da Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. İnsansa bugün biyolojik bir hayat sürmekte, yaşadığı her heyecana aşk demekte, aşk ile sevgiyi, sevgi ile ihaneti birbirine karıştırmakta, her şeyi sahiplenme duygusuyla hareket etmekte ve bu duygular çerçevesinde tartılarla ölçüye kendine mukabil zannetmektedir. Oysa ki hükmü Allah vermiştir. Hükmü Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz vermiştir. Onların hüküm verdiği yerde bir başka hükmün cevaz bulma imkanı yoktur. Ve onların vermiş olduğu hükümlerin hem şeriatın özünde var olan sevginin özelliklerini hem de bunun üzerindeki aşkın hallerinin tezahürünü bilmek mümkün olmaz. Hazreti Pir burada aşıkları anlamaya çalışmanın mümkün olmayacağını da beyan ederken herkesin kendi kitabını tahrifat yolunda bir ömür sürdüğünü beyan ediyor. Ey Müslüman adam, sen geçmişte Yahudilerin Tevrat'ı, Hristiyanlardan bir kısmının İncil'ini tahrif ettiğini söylersin, ancak Allah'ın sana takdir ettiği aşk kitabını kendi elinle tahrif ediyorsun, belki Beni İsrail'den daha büyük bir beladasın, haberin yok. Müslüman adam, sen Allah Resulü arasında yaşanan aşkın ayetlerinden bir ayet, örneklerinden bir örneksin. O örneğin özelliklerine sahip çıkmıyorsan, o kendi kitabını okuyamıyorsan ve hatta bunun aksinde bir hayat sürüyorsan, vallahi Beni İsrail'in Tevrat kitabını ortadan kaldırdığı işin hikmeten aynısını yapmaktasın. Kendi kitabını tahrif etmektesin. Kendi kitabının muharrefe olmuşsun. Secde ettiğinse kendi elinle yazmış olduğun bir ilahtır. Secde ettiğinse kendi elinle şekle bürümeye çalıştığın Resulullah'tır. Buna karşılık aşıkların hem namazı, hem zikri, hem muhabbeti bütün bu cihetleri kaplamıştır. Öyle ki onların kılmış oldukları namazlara bakıp adet sayamazsınız. Zira aşk adetlere bağlı değildir. Dersin ikinci kısmında Hazreti Pir'in aşkın kendi ayetlerini beyan ettiği alanlar vardır. Aşk kitabının öze bakan ayetleri.
Onları kısaca ifade ederken bu konu daha da detaylandırılacaktır. Hazreti Pir şurada bu esası, üç esası ortaya koyar. Bunlardan bir tanesi, aşkı bilmiyorsan sus. Hiçbir şekilde konuşma. Ne olumlu ne de olumsuz. Bir adam gördün, Allah'a aşık. Bir Allah dostları var, bir de Allah dostlarının içinde Allah'ın aşıkları var. Yani meşhur hadisedir. Hızır aleyhisselam bir adamla cebelleşir de en sonunda Allah Azze ve Celle emreder, der ki o benim sevgililerimdendir. Hızır aleyhisselam da der ki ya Rabbi, evliyaların defterinde yok bu adamın ismi. O da der ki o sendeki defter. Sendeki defter başka, bendeki defter başka. Allah dostlarını mı tanıyabilirsiniz? Ama Allah dostlarının içinde Allah'a aşıklar vardır. Allah ile olan aşkını bilemezsiniz. Bilemediğimiz için de burada susmak şer'en esastır. Ya olur mu ya? Adam namazı kılarken şöyle kıldı, böyle kıldı, böyle yan yattı. Herkes teheccüd vaktinde yatarken, horul horul ayaktayken kendisi horul horul uyumaktaydı der. Ya der, bu adam nasıl şeriata uyuyor? Bu çok söylenir değil mi? Görürsünüz bunu. Ya dersin, Allah dostu diyorsunuz ama adam gece namazına kalkmıyor. Bak, bütün millet teheccüdde ayakta, adam gece namazında değil yani. Bu nasıl iştir? El cevap, bu şeriatta var mı? Var. Hazreti Ali Efendimiz'i Peygamber Efendimiz yatağına bıraktığında horul horul uyurken senin kıldığın teheccüdü bırak arkadaş. Hazreti Ali Efendimiz bütün ümmeti Muhammed için ilmi ilahinin göğsüne aktarıldığı geceyi yaşamaktaydı. Onun bir gecede kaldırdığı o göğsünün heybetini Evliya Allah belki 30 senede kaldıracak. Belki 40 senede kaldıracak. Belki 25 senede kaldıracak. Sen kendi menfaatin için teheccüde kalkmış olabilirsin, Allah kabul etsin. Ama Allah'ın aşıkları ümmeti Muhammed için uykudadır. Sen bilemezsin. Sus. İkinci madde, gördüysen bakma der Hazreti Pir. Çünkü sen kendi aklında vermiş olduğun cevazlarından bir aşığı kendi kalbinde haram ile hükme varırsan, vallahi vermiş olduğun hükmün şeriatta aksini yapmadıkça öldürülmezsin. Canın alınmaz. Misal, bir evliya Allah görmüşler zamanın bir tanesinde, kalkmış meyhaneye gidiyor. Demişler ki ya olur mu böyle iş? Evliyanın meyhanede ne işi var? Hani içmez biliyoruz ama ya meyhanedeki insanları yanına çağırsın canım. Kendisi niye gidiyor ki? Niye? Allah Resulü demişti ki içki olan sofraya yanaşmayınız. İçki olan sofraya yanaşmayınız diyen Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ebu Cehil'in kapısına kaç defa gittiğini niye unuttunuz? O içki sofrası hangi içki sofrasıydı, ondan haberiniz var mı? Yok. Bütün bunlardan sonra hükmü verdin mi? Kardeş, o içkiyi içmeden ölmeyeceksin. İstediğin kadar tövbe et. Niye biliyor musunuz? Yeryüzünde bütün günahların affı vardır. Aşıklara söz söyleyen isterse kalbinden geçirsin, affı yoktur. Bunun affı yok. Ve bunun cezası, hikmeten beyan ediyorum, kimse kusura bakmasın, ebediyen cehennem olduğu için, Allah da rahim ve rahman olduğu için yeryüzünde sana o günahı işletip o günah üzerinden tövbe ettirir ki bir aşkın yüküyle oraya gitme. Eğer bir aşkın, bir aşığın yeryüzünde yaşadığı bir şeyi istersen dilinle değil, kalbinden bir an geçirmiş ol, aksi, olmaz, yanlış, İslam'a aykırı diye kendi kıt kafan ve kıt bilginle sana aynısını yaşatmaya mı, aynısını yaşatır Hazreti Allah, bu Allah'ın rahmetidir. Çünkü aşıklar bahsi, kelime-i tevhid bahsiyle eştir. Allah'a şirk koşmak gibidir. Çünkü adam Allah'ın tevhidinde bir nokta cihetindedir. Orada görevlidir. Makamı tevhidde görevlidir. Senin makamınla onun makamının ilişkisi yoktur. Ne gibi? Senin aile içinde yaptığın sevgiline, eşine yaptığın şakayı sokakta bir adam senin sevgiline, senin karına yapsa ne yaparsın? Bak, senin için güzel bir şey değil mi?
Hanımınla gittin, akşam şakalaştın, bir şaka söyledin ona. Bir lakap taktın, gülüştünüz. Ertesi gün aynı lakabı, Allah korusun, yoldan geçen bir adam yapsa ne olur? Ortalık mahvederişan olur. Niye? Namusun yok senin. Ey arkadaş, bu dinin namus bekçisi sen değilsin. Bu dinin koruyucusu sen değilsin. Şeriatta hüküm veren Allah ve Resulüdür. Adam aşıksa emri ilahiyi Resulullah'tan almıştır. Seni hiç alakadar etmez. Çünkü o Resulullah ki Mekke'de oturun yerlerinizden kalkmayın. Kimseye bulaşmayın dediğinde gecenin bir yarısı Kabe'ye gidip de Kabe'nin putlarını kırmaya uğraşan, sonra dayak yiyip geri dönen sahabesini seviyordu, öpüyordu, kokluyordu. Niye? Aşıklar meselesi girdiği zaman devreye, aşkın cezbe-i ilahiyesinde, şeriatın üstündedir. Hikmeti aşk. Bu yüzden bunu senin tartında tartma imkanınız yoktur. Çünkü aşk var iken zaman ve mekan yoktu, bu yüzden tartıyordur. Hani diyor ya adam, ne demek bu laf? Ne demek şeriat tartamaz? Tartı için zaman lazım, mekan lazım. Aşk varken zaman da yoktu, mekan da yoktu. Yoktu. Bu yüzden bu tartıya koyamazsınız. Aynı zamanda aşıkların yaptığı her iş bu kitabın içerisinde cevazı vardır. O yüzden cahillerin şeriatinde yoktur o. Çünkü o şeriatın da bir üstündedir. Ve o yüzden anlaşılması mümkün değildir. Hazreti Pir diyor ki, duyduysan da unut. Niye? Duymuş olduklarında hareket etmeye kalkarsın veya o aşığı taklit etmeye kalkarsın. Aşk bir taklit işi değildir. Taklit ederek de insan aşkı yaşayamaz. Bundan dolayı da bu teveccüh-i ilahiyede muhabbet, aşk ikliminin ayrı bir ciheti olarak beyan edilir. Bu birinci bölümün son kısmında ise meşhur hadiseyi beyan edip, kısa bir aradan sonra aşkın kendi içerisindeki Hazreti Pir'in beyan ettiği ayetlerin içine girmeye gayret edelim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sormuştu ya Hazreti Ali Efendimiz'e, meşhur hadise. Ya Ali, beni Allah'ın seviyor musun? Evet ya Resulallah. Beni seviyor musun? Evet ya Resulallah. Fatıma'yı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Evlatlarını, Hasan Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Resulallah. Allah Resulü de demişti ki, ya Ali, bir kalpte bu kadar çok sevgi olur mu? Dediğinde Hazreti Ali Efendimiz durup kalmıştı ve sonra Hazreti Fatıma Hanımıza gitmişti ya. Hazreti Fatıma Hanımızın verdiği cevabın doğru haliyle işi biraz daha tefsir edin. Hazreti Fatıma Hanımızın sonda söylediği cümleyi yine Emevi mukaddesatları, saadatları ne halsa, sildiler attılar. O hadisin son bir kısmında beyan edip tamamlayalım orayı. Hazreti Fatıma Hanımız dedi ki, ya Ali, Allah'ı ruhunla seversin, peygamberi kalbinle seversin, beni canınla seversin, Hasan ve Hüseyin'i muhabbetinle seversin. Ve sonunda şunu buyurdu. Allah beni sevmez ise ben onları hakkıyla sevemem ya Ali. Allah beni sevdi ki ben onu sevebiliyorum ya Ali. Allah beni sevdi ki ben peygamberi bu yüzden sevebiliyorum ya Ali. Bu sevgi bahsidir. Aşk değildir dedi Hazreti Fatıma'ya. Hazreti Fatıma. Aşktan hariçtir. Dolayısıyla burada tersten bakılması gereken bir usul var bu hadisin içinde. Eğer Allah beni sevmezse ben Allah'ı sevemem. Allah beni sevmezse ben Resulullah'ı sevemem. Ben Resulullah beni sevmezse ben eşimi, çocuklarımı sevme imkanına sahip değilim. Dolayısıyla bugün bütün ümmeti Muhammed içerisinde aile içerisinde büyük problemler yaşanıyor mu? Evet. Ülkeler birbirleri arasında muhabbetten yoksun mu? Evet. Ya bu ümmeti Muhammed niye bir araya gelemiyor? Zira siz yaratıcının en sevgilisi olan Resulullah tarafından sevilecek halde değiliz. Onun sevgilisi olursan eğer, o seni severse eğer, ki onun sevgisi de onun sevdiklerinin kalbindedir. Yani bugün yaşayan, onun torunlarından bir torununun kalbinde zerre kadar bir sevgi edinebilirsen eğer, o sevgi Resulullah'ın kapısında bir sevgi olur. Resulullah seni severse Allah seni sever. Allah seni severse sen Allah'a secde edebilirsin. Ya sual ediyorlar, peki Allah Resulü'nün mevlidine şirk diyen,
tasavvufla dalga geçen, mealci, şucu bucu adamların hem aşkı kabul etmeyip hem de Allah'ın takdirine, hükümlerine boyun eğmeyip hem de nasıl secde ettiklerini sual edersen el cevap, Hazreti İbrahim döneminde de insanlar secde ediyorlardı ancak putlara. Secde etmek ve namaz kılmak mesele değil. Adam var kendine secde etmekte. Adam var Allah-u Zülcelal emretti diye secde etmekte. Adam var sevap olsun diye secde etmekte. Adam var cehennem korkusuyla, cennet ümidiyle. Adam var aşk ile. Aşk ile yapılan şeyin sayı tartısı olmadığından onlar öğlen namazının farzını kılıp işi bitirebilirler. Bu bizim için cevaz değildir. Şeriatta hak mıdır? Haktır. Benim için çok yanlış mıdır bu halimde? Evet. Ama hakiki meselede aşkın muteber cihetinde kıble-i ilahi insanın kendi gönlündedir. Bir başka yerde arayan henüz aşık değildir deyip Cenab-ı Hak Enbiya suresinde ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyan bir insan için bu yeryüzünde bizim için indirilmiş olan bir kitap iken Allah-u Zülcelal'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için böyle bir ifadede bulunmasının asli itibarı ne olabilir? Hakikat ve hikmeti. Birinci madde elbette ki tefsirin esas usulünden anlıyoruz ki bütün alemler onun üzerine yaratılmış. Kesin ve kat'i olarak. Alemlerde rahmet olması iki cihetten incelenir. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü'nün yeryüzünde nasıl aşıkları varsa, yani yeryüzünde Allah-u Zülcelal'in yaratmış olduğu Resulullah'a aşık olan insanlar bitse, ki onlar Evliyaullah'tır, 124 bin tane onlar Resulullah'a aşıktırlar. Hakikaten aşıktırlar, hakikaten aşıktırlar. Onlar olmasa yeryüzünde yaprak kımıldamaz. Alemlerde var olan şeylerin yeryüzünde tezahürü hasıl olmaz. Gökten yağmur yağmaz, bulutlar gelmez, şimşek çakmaz, hayat olmaz vesaire. Bunlar bilim külliyatında ispat etmiştik. Bir diğer taraftan bu insanların her birisinin bir alem olduğu ayet-i kerimede beyanidir. Her bir alemde ise Resulullah'ın tefsiri farklı şekildedir. Yani her bir aşığın Resulullah'la arasında var olan ilişkisinden doğmuş olan tabiri caizse ayrı bir kitap, ayrı bir hakikat, apayrı bir hüküm vardır. Kimisi onun şecaatinin tefsiridir. Kimisi onun muhabbetinin tefsiridir. Kimisi onun ilminin tezahürünün tefsiridir. Her bir tefsir bir bütün olur. Ancak bu kitapta bir ayet-i kerime olur ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alemlerde kendisine aşk duyan, insanlardan hariç olan diğer canlıların da varlığına tezahür etmektedir bu ayetin bir hükmü ilahisi. Bütün alemlerde, mesela uzay aleminde Allah Resulü'nün aşkının tezahürü, Allah ile Resulü'nün aşkının tezahürü olmasa cisimlerin yerleşkelerde yörünge boyutunda dönme ihtimali olmaz. Uzay fiziğinde ve uzay kimyasında ispat edilecektir. Olmasa Nur-u Muhammedi ne olabilir? Ayrı bir kitap konusudur. Hiçbir şeyin olamayacağı da bilimsel bir mevzudur. O mevzunun içinde biz anlıyoruz ki her alemin bir aşığı vardır. İlimde bir alem vardır, orada bir aşık vardır. Muhabbet bir alemdir, o alemde bir aşık vardır. İnsan odur ki aşkta tertip edildiği zaman ona diğer alemlerde Resulullah'a duyulan aşk gösterilir. Evliyaullah kendisinden hariç olan 123.999 tane evliyanın Resulullah ile olan aşkına bakar, kendi aşkını orada sönük zanneder. Her birisi kendi aşkını sönük zannetmeleri onlarda tevazu ile hakikat bulur. Zaten aşıkların kibri,
sadece olsaydı Resulullah'a duydukları aşk üzerine olabilirdi. Resulullah ise onları sevmiş ki Allah-u Zülcelal onları seçmiştir. Aşk uzun bir kitap, daha doğrusu Aşıklar kitabı uzun bir kitap. Hikmet Külliyatı'nın bu bölümünde aşkın kavramsal düzeyinde aşıkları anlamak için bazı özlü ifadeler var, bazı öz ayetler var. Aşkın kendine ait bir kitabı var, bu kitabın içerisinde sır olarak saklanmıştır. Bu kitapta Kur'an ayetlerinin içerisinde bazen bir harftir, bazen ayetin ta kendisidir. Şimdi sayacağımız ifadelerse وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ifadesinde مَا اَرْسَلْنَاكَ'deki gönderdikteki harfi mim ile harfi eliften doğmuş olan ayetlerdir. Aşkın ayetleri. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir de aşk tefsiri var. Bu apayrı bir tefsir konusudur. Sadece orada bir ayetten bir harfi mim ile bir harfi elifin buluşmasından ki o ma Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Allah arasındaki aşkın kendisidir. Ma nerede geçse biz orada aşkın tefsirinde mihenk olduğunu anlarız. O mihenk üzerinde tefsirden yola çıktığımızda karşımıza gelen 1, 3 ve 5. kelimeler ve bunun kendi algoritması aşkın bir aşık üzerindeki halini gösterir. Bu aynı zamanda meczubiyetin de ifadelerini taşır. Evliya Allah'ın da hallerini taşır. Bu yüzden evliyanın yaptığı iş şeriata uygun mudur değil midir diye sual etsen, vallahi senin okuduğun bir ayettir. O ayet bir alemdir. O alemin içerisinde tek bir iki harf içerisinde başka bir şeriat barındırmaktadır. Onlar ne şeriat-ı Muhammediye'nin ne Kur'an-ı Azimüşşan'ın ne de şeriat-ı Muhammediye'nin ve sünnet-i Muhammediye'nin dışında hayatları boyunca bir şey yapamazlar. Çünkü aşk kendinden hariç bir şey yapabilme imkanını insanın elinden alandır. Artık aşığın elinde bir imkan yoktur. En kaba tabirle anlaşılması için ya oğlum dersin, ya bu kızın peşinden koşuyorsun ama bak bu kız şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Seni yolda bırakır, evlenirsin, mutlu olmazsın, şöyle olur, şöyle olur, sayarsın, ispat edersin. Videolar gösterirsin, ses dinletirsin. Bir cevap verir size. Elimde değil. Çok klasik bir ifade değil mi? Baba elimde değil. Anlattıklarına inanıyorum. Haklı olabilirsin. Benim sevdiğim kız kötü bir kız olabilir. Beni aldatıyor olabilir. Şöyle olur, böyle olur ama elimde değil. Şimdi sual ey arkadaş. Yeryüzünde yaşayan 10 sene sonra cildi buruşacak olan ve kesin katiyet çocuğa ihanet edecek olan, hani babası ispat da etmiş, delilleriyle göstermiş, bak bu kız seni sevmiyor. Sevmediği kesin ve katiyi olan, birleştikten sonra mutsuz olma ihtimalinin ortaya konulmuş olan bir kız için bile diyorsun ki elimde değil. Ve sonra diyorsun ki bir aşık görüyorsun, bir aşığın yaptığı şeye bakıp onun için hayıflanıyorsun veya onu hakir görüyorsun. Halbuki o aşığın sevgilisi asla yaşlanmayacak. Çünkü yaşıyor. Asla bir yere sığmayacak. Zamanı yok. Mekanı yok. Ciheti yok. Yaratıcının kendisi ve seni karşılıksız seven. Sen ne halt edersen et. Seni karşılıksız seven bir Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir aşığın elimde de şu var diyebilme imkanı var mıdır? Yoktur. O yüzden aşıklar dediler ki film yazıldı bitti, o nasıl istiyorsa biz öyle oyun oynuyoruz. Buna da dediler ki ya siz kadercisiniz. Arkadaş siz mantık evliliği içindesiniz. Bir mantık evliliği yapmışsınız siz. Eşinizin tipini belirlemişsiniz. Yaşam standartlarınızı belirlemişsiniz. Bu standartlarla bir mantık evliliği yapmışsınız. Hayırlı olsun. Aşk evliliği yapmış olanlara karışmayın. Bunu anlama imkanınız yok. Çünkü sizin kafanın şeriatı bu dünyada sizin nefsiniz için yazılmıştır. Kur'an'ın şeriatı ruhla alakası yoktur. Şeriat ne içindir? Nefsimiz içindir. Nefsimiz azgın olduğu için oruç var. Nefsimiz yoldan çıkar diye namaz var. Nefsimiz infak etmez, sadaka etmez diye emir var. Bütün emirler neden var?
Çünkü nefsimiz var. Ama aşk nefsin işi değil ki. Aşk ruhun işi. Ruhun şeriatı yok çünkü bir başka cihettedir. Hazreti Pir'in beyanatlarıyla o hakiki ayet-i kerimelerin aşk hikayelerindeki tezahürlerine bir bakalım. Şöyle buyurulur. Aşk ülyandır. Çırılçıplaktır. Üzerine herhangi bir kıyafet, herhangi bir renk, herhangi bir sıfat kabul etmez. Güzel diyemez çünkü çirkini bilmez. Çirkin diyemez çünkü tek bir güzelin olduğuna iman etmiştir. Tek bir güzel vardır. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dır. Onun güzelliği ise onun yaratıcısı tarafından verilmiş ve taltif edilmiştir. Bundan bir öteye bir başka şeye güzel diyemez aşık adam. Bu yüzden bazı aşıkların hoyrat olduğu zannedilir. Halbuki ağzından güzel kelimesinin çıkması haramdır aşık için. Aşk her yandır. Sen ise nefsinle her gün bir kıblede kendini adam etmeye çalışırken o her yanı kapsamış olan Hazreti Allah'ın bütün tezahürlerini her yanında görmekte, her cihetinde onu yeniden anmakta, anmanın dahi farkında olmayandır. Çünkü aşk her yandır. Aşk ne tabirdir, ne tadildir, hallerin cezbidir. Aşkı tabire döken her adam ahmaktır ve cahildir. Ve aşkın tadilatı mümkün değildir. Şöyle yaparsan aşık olabilirsin. Allah için şunu ortaya koyarsan aşık olabilirsin diyenler yalan söylediler. Allah'a aşık olabilmenin tek yolu Allah'ın sizi aşık olarak seçmesiyle mümkündür. Onun sizi seçebilmesi içinse Resulullah'ın sizi seçmiş olması gerekmektedir. Resulullah'ın sizi seçmiş olması içinse yeryüzünde onun mihmandarlarından her kim varsa, bazen küçük bir dergahta bir şeyhtir, bazen köşe başında bir fırıncı olur, bazen dağ başında çoban olur, bazen genel itibariyle senin dünyevi şartnamelerin altında kabul görmez insan tipidir. Çünkü o insan hallerin cezbinden geçmiştir. Aşk hallerin cezb halidir. Senin bir sayha atmanla da ilişkili değildir. Daha önce ifade etmiştik. Sayha cezbi ilahide. Yani zikirde adam sayha atıyor. O cezbin en alt derecesidir. En vasat hali. En avam hali. En düşük hali. Hallerin cezbinde yukarı makamlara geldiğiniz zaman suskunluk var, sükut var, gözyaşı var. Halden hale geçişte günlerce uyumaz, uyumadığını bilmezlik var. O bir anda sayha atmak ondan meşhur olmuş. Bir de psikolojik olarak insanlar birbirlerine adapte etmişler. Aşkın cezbi değildir o. O nefsin cezbidir %80. Aşkın cezbinde ise o zaten bir başlangıçtır. Devamı farklı şekillerde tezahür eder. Aşk nihayettir. Bidayetinden sıyrılmıştır. Ne demek bu? Allah-u Zülcelal bir adamı seçtiyse, onu sevdiyse, ona aşık olduysa bazen 80 sene onu meyhane köşelerinde gezdirir durur. Bazen ona 50 sene namaz kıldırmaz. Bazen ona 40 sene oruç tutturmaz. Çünkü onu seçmiştir. Bir gün ona bütün bu hatalarıyla bir anda ona bir hatırlatır. O onu öyle bir kavurur, öyle bir yakar ki o ateşten o küller yeniden doğar. O anka kuşunun hikayesi gibidir. Zümrüt-ü anka hayatında seçilmiş bir kuş. Heyet-i divanın ve Kaf Dağı'nın büyük kuşlarından. Onun en büyük tuhaflığı, en büyük farklı hali neydi? O gitti kendisine yasak edilmiş olan bir yerden bir meyve yedi. Zannetmeyin ki sadece Hazreti Adem yasak elmayı yedi. Pek çok canlılara bu imtihan verildi. O gitti buradan bir meyveyi yedi. Meyveyi yedikten sonra 40 sene hatırlamadı o meyveyi yediğini, umursamadı. Günün birinde Allah-u Zülcelal'i zikretmediğinin farkına vardı. Zikretmeye niyaz ettiğinde yapamadığının farkına vardı. O gün bir haram lokma yediğinin farkına vardı. Gitti bu meyvanın sahibine,
haram olan meyvanızı yedim dediğinde adam aşıklardan da dedi ki kardeş, ey kuş kardeş, meyve benim değildi ki helalliği benden isteyesin. Kuş dedi ki ya olur mu? Tarla senin, ağaç senin, meyve senin. Sen neden bahsedersin? Ey kuş dedi, zamanı geldi o zaman. Sahibi ben değilim ki bu meyvanın helalliğini ben verecek olayım. Sen git helalliği bunun yaratıcısından iste dediğinde Zümrüt Anka dedi ki ben ona gidemem. Gidersem yanarım. Uçmaya başladı Zümrüt Anka. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın bir ciheti yok. Uçtukça öyle hızlandı, öyle hızlandı, öyle hızlandı ki cezbe ilahiden yanmaya başladı. O yüksek hızda. Hani düşünün bir meteor parçası nasıl gökten uzaydan düşerken, atmosferden geçerken eriyor eriyor buraya bir kum tanesi olarak düşüyor ya. Aynı hızla uçarken Zümrüt Anka ateş oldu, kül oldu, savruldu. Cenab-ı Hakk'ın emriyle yeniden yaratıldı. Zümrüt Anka ise şöyle buyurdu. Ya Rabbi bu ne güzel şeymiş ki yanması başka lezzet, yeniden yaratılması başka lezzet. Yılda 3 defa bunu tekrar eder Zümrüt Anka. O günleri tekrar hatırlar, o günahını tekrar hatırlar. O günah onda artık bir aşkın meyvesinin tezahürüdür. Döner kaftanın arkasından, çıkar başka bir aleme, yanar, kül olur, düşer, bir daha yaratılır, bir daha hakkaniyete dönüp dönüp durmaktadır. Dolayısıyla bizler nihayette var olan aşkın bidayetteki tezahürleriyle ilgilenenlerin avam olduğunu aşk beyan eder. Bugün içki içtiğine bakamazsın, bugün zina ettiğine bakamazsın. Allah aşıklardan kimi seçti buna bilemezsin. Zira Resulullah'a 40 yaşında, Hazreti İbrahim'e 80 küsur yaşında, Hazreti Musa'ya 35'li 40'lı yaşlarda geldi bu emir. Dolayısıyla emri ilahi ne zaman nasip olacak bilemezsin. Hiç kimsenin bidayetiyle uğraşma, kendi nihayetinin peşinde koş. Aşk ziyadedir, kıyas kabul etmez. Herhangi bir şeyden daha güzeli, daha çirkini, daha aşağısı veya daha yukarısı olarak ifade edilemez. Mevkilerin kıyası olur, aşkın kıyası olmaz. Aşk ne vardır ne de hiçtir. Çünkü varlık yaratılmadan önce vardır, hiçlik yoktur çünkü nur-u Muhammedi ile beraber vardır. O yüzden ne varlıkla izah edilir ne hiçlikle ifade edilir. Aşk badire-i hilkattir. Yaratılmış olan insanın bu badirelerden geçerken arzu ettiği esas kurtuluştur. Kur'an-ı Azimüşşan'da tevcih edilmiş olan kurtuluşlar cennet, cehennem. Cennettir, kafirler için cehennemdir. Aşıklar için asıl olan hilkat bu badirelerden geçerek aşk mertebesine erişebilmektir. Aşk nihayetin cihetidir. Mihenk bilmez. Bir kıble-i ilahi var, bir Kabe-i Muhammedi var. Resulullah istediği için kıble-i oldu, oraya doğru secde etmekteyiz. Ancak cihetler nefsimiz içindir. Nihayetler cihet taşımamaktadır. Çünkü o nihayette ulaştığımız zaman biiznillah ki orada zaman ve mekan tezahürü yoktur. Aşk ne kabuldür ne de reddir. Bir şeyi kabul etmiş olmanın nihayetini taşıyamadığı gibi bir şeyi reddetmiş olmanın da tezahüründen doğmaz. Bizler Kur'an-ı Azimüşşan'ı kabul ettik diyerek bu işin içinden sıyrılmaktayız. Aşıklar ise kendilerini reddettikleri için bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı yaşamaktadırlar. İnsan aşıksa hem kendini hem bu kitabı yaşayamaz. İnsan aşıksa hem kendi taleplerini hem de Resulullah'ın taleplerini aynı anda yaşayamaz. Kendisini reddeder, la çeker, ilahe illallah kabulünü maksadını aşmış bir cümle zannedebilirsin. Kelime-i tevhidin özüne ulaşmıştır. Kendine la lafzını söyleyebilen adamdır aşık, kendisini reddeder. Aşk ne ateştir ne de sudur. Şiirlere düşmüş olan ateş ve su ise ancak bir kadındır, bir erkektir, bir tezahürdür, bir cisimdir.
hem ateşin içerisindeki yanıcılık değil, aşık ateşteki serinlikle serinleyendir. Suyun içerisindeki acıyla dilini acıtandır. Dışarıdan bakanlar aşıklar için derler ki yazık değil mi bu adama? Bu kadar eziyet çekiyor bu adam ya. Bakıyorsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Habibullah dedik biz ona. Allah Azze ve Celle ona öyle nida etti. Ey Habibim dedi. Hayatı çilelerle geçti. Ya aşk böyle bir durum mudur? Acılar içerisinde bir durum mudur? Aşk ne ateştir ne de sudur. Ateşin içerisindeki suyun hikmetini yaşar, suyun içerisindeki ateşi yaşar. Hazreti Pir'in ifadesiyle aşk ne varlıktadır ne de yokluktadır. Çünkü varlığın içerisinde yoklukla muteberdir. Yokluğun içerisindeki varlığa aşıktır. Onun cezbinde bir muhabbettedir. İşin esası itibariyle dedik ya, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına baktığımız zaman bir bakıyoruz ki hayatı boyunca elem ve azap çekmekte. Hayatı boyunca ama kime göre? Bize göre. Bizim nefsimize göre. Resulullah'a göre onların hiçbiri elem ve azap değildi ki. Onlar aşkın cihetinde insan üstü bir hayatın gerekleriydi. İnsanlara kendisinin bedenini vermiş, o bedeni seyredin. O bedenden hikmet ve hakikatle tezahür edin buyurmuştu. Aşk müphem değildir. Boşlukta değildir. İzahsız değildir. İfadesiz değildir. İşaretsiz değildir. Aşk ne bir zevktir ne de bir ezadır. Aşk zevk ile ölçülebilecek bir ciheti yoktur. Ruhani bir zevkle dahi tezahürleri ifade edilemez. Bir eza ile ve bir cefa ile beyan edilemez. Cenab-ı Hak aşkın muhabbetiyle ve zevkiyle yaşayabilmeyi ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Elbette aşıkların sayısı az, aşık olmak zor, aşık olabilmek Cenab-ı Hakk'ın bizi seçmesiyle ancak mümkün. Niyaz ediyoruz ya Rabbi, eğer senin sevdiğin Resulünün sevdiklerinden birine sevdirirsen bizi, biz ancak sonra sevebiliriz seni. Onları sana aşık olabilmek ne mümkün? Sen seçersen olur. Sen arzu edersen olur. Ya Rabbi arzu ettiğin sevdiklerinin sevgilisi olmayı bizlere nasip müyesser eyle. Cenab-ı Hak'tan sevgilisi olmayı istemeyin. Cenab-ı Hak'tan onun sevdiklerinin sevgisini isteyelim. Çünkü onun sevdiklerini sevmeden sevginin özü ve esasını anlayabilmek mümkün değildir. Hayırların fethi için, şerlerin defi için. Ümmet-i Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyeti için, Allah rızası için.